sayın izleyicilerimiz. Video 83 Film Müzik Üretim Merkezimizin sizler için hazırlamış olduğu Güzel İstanbul adlı yepyeni bir şovla birlikteyiz. Beğeneceğinizi umuyoruz. Sunmak bizden, eleştiri sizden. Evet efendim, merhaba. Ben Deniz Mülayim Dertten Gülmez, emekli bir memurum efendim. İşten geliyoruz, yorgun, argın. Aman ne kadar kötü bir durum. O müdürün dırdırdırdırdırdırdırdır. Oraya gideriz, vır 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 vır. Eve geliriz, kargınım vır 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 vır. Nasıl ben gülerim efendim bu kadar dert varken? Eve gelince tek eğlencem televizyon oluyor. Oturuyorum televizyonun başına, giyiyorum terliklerimi. Aman her gece ayrı bir zevkle açıyorum televizyonumu. Hakikaten televizyonlarda çok güzel programlar oluyor biliyor musunuz? Haberler oluyor, reklamlar oluyor, reklamlar oluyor, haberler oluyor. Açık oturum oluyor, haberler oluyor, kapalı oturum oturuyor, haberler oluyor. Reklamlar oluyor, haberler oluyor, Eurovision oluyor, haberler oluyor, reklamlar oluyor, haberler oluyor, haberler oluyor, reklamlar oluyor. Başka da bir bok olduğu yok zaten televizyonda. Evet, en hoşuma giden biliyor musunuz ne? Eğlence programları, o bizden size programları var ya, uf, öldürüyor Allah canımı alsın beni. Benim hanımı yanıma oturtuyorum. Çocuklar da dizimin dibinde oturuyoruz eğlence programlarını seyretmeye. En sevdiğim bir sanatçı var, çok güler yüzlü. Böyle kaşlarını da aşağı indirmiyor mu? Bir de deli divaneyi söylüyor. İşte herhalde tahmin ettiniz, Erol Evgin. Zincire vurulmuş bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum ne çare. Bir ömre bedeldi adının bir harfi, hasretin düşürdü beni bu hale. Zincire vurulmuş bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum ne çare. Bir ömre bedeldi adının bir harfi, hasretin düşürdü beni bu hale. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana, ben sana vurgunum deli divane. Erol Evgin geldi. O kadar güzel söyledi ki canım benim. Bu adama bayılıyorum, Allah canımı alsın. Aslında çok sevdiğim bir insan daha var. Çok sevdiğim, evet. Benim çok değerli, çok eskiden beri tanıdığım bir abim. Curcuna 83'ü yaptı, tam içine etti. Fakat yine de tabii arkadaşlık, dostluk bozulmadı. Ve Öztürk abimi buraya çağırıyorum. Açıkçıbım, gel. Yavrularım, öyle bakıyorsunuz ki bana, sanki cinayet işledik. Biliyorsunuz televizyonda Curcuna 83'ü yaptık. O kadar güzel yapmışız, o kadar güzel yapmışız ki çok mektuplar geldi. Tebrik edenler, tebrik edenler, eve çiçek gönderenler. Yavrularım, canlarım benim. Sizler sağ olun, değil mi? Yalnız ben bu olayı beğenmeyenler de çıktı. Çıkabilir, gayet normaldir, gayet normaldir. Hiç üstelemedim. Ben bu olayı 1984'te de yapacağım, Allah kısmet ederse. Yalnız şimdiden ben arkadaşlara mektup yazdım. Sanatçı arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Arkadaşlar dedim, bu programı yapacağım. Tekrar sizleri buraya çağıracağım. Yalnız rica ederim, rica ediyorum sizlerden. Rezil olmak isteyen varsa buraya gelsin. Ben onları bötürürüm, çıkartırım, bötürürüm, çıkartırım dedim. Ve işte bir arkadaşımız geldi. Ali Rıza 3000 bu. Evet, ben geldim. Biliyorsunuz, Eurovision'a katıldım. Aynen arka kapıdan da atıldım. Şimdi ben burada bir şarkı söylemek istiyorum. Rezil olur muyum bilmiyorum. Ve şarkımı söylüyorum. Derdini söyle, şarkımı dinle bugün. Ama dinle, doğdur dinle. Derdini söyle, şarkımı dinle bugün. Ama dinle, ne olur dinle. Sana sevgi, sana umut veriyorsam eğer, başka ne amacı olabilir? Sevmekten gayrı, sevmekten gayrı.
sevmekten gayrı, sevmekten gayrı. Görüyorsun yavrum, silmiştir lan, çılgınca akışıyorlar. Sana aynen güle güle arka kapıdan yürü yavrucuğum. Canım benim, öpücükler. Evet, şimdi de ben sunucu görevini üstlendim burada. Sizlerin huzuruna değerli bir sunucu abimizi, arkadaşımızı çağırıyoruz. Bu arkadaşımızı, bu değerli sunucu kardeşimizi televizyonlardan çok yakinen tanıyorsunuz. Maç anlatır, sarmaşık programına çıkar, defilelerde devamlı şekilde çıkar. Mankenleri sunar, podyumda boy gösterir ve Halit Kıvanç. İyi günler efendim, burası İstanbul İnönü Stadyumu. Hepinize sevgiler, saygılar. Bugün İstanbul'da gerçekten güzel bir hava vardı. Gerçekten çok güzel futbol vardı. Yalnız ne yazık ki, evet ne yazık ki hiç gol yoktu. Şimdi mankenimiz Füsun podyuma doğru yavaşça ilerliyor. Bugünün gösterdiği üstünde elbise 1983 yaz. Evet, yaz kostümünü diyoruz. Ve top Arif'te. Arif ilerliyor. Arif'ten Selçuk'a, Selçuk'tan tekrar Arif'e. Arif iyice açtı. Gol! Yeter be! Yeter! Adam halkın verdiğini almıyor ya. Almıyor. Siz layık gördünüz. Ben aldım. Ben. Evet, 1983'te hakikaten altın çağını yaşayan, altın kol düğmeli, altın saatli, altın yüzüklü, altın kafalı bir sanatçı geliyor. Merak etme sen şarkısıyla liste başı oluyor ve Ferdi Tayfur. Bakışların bana biraz cesaret versin. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben. Bir sevdiğin varsa ne olur söyle, 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 söyle. Giderim bu diyardan, merak etme sen. Merak etme sen, toprak olur, taş olurum, yolunda yol taş olurum, istersen kardeş olurum, merak etme sen, merak etme sen. Ferdi Tayfur'a çok çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz bu alkışlarınızın %90'ı orkestramızın. %10'uyla da biz idare ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi sizin huzurlarınıza çok değişik bir sanatçı getirmek istiyoruz. Hakikaten yeryüzünde ender rastlanan bir sanatçı. Yalnız şarkılarını pek rahat istediği gibi okuyamıyor yavrucak. Niye böyle yapıyorsun anacığım dedik. Dedi ki abicim dedi, benim sesim tuvalette daha güzel çıkıyor. Bütün dostlarım, arkadaşlarım böyle söylüyor dedi. Ve işte biz de onu bir tuvalet anında yakaladık ve huzurlarınıza getirdik. Kalbimdeki acı diyoruz ve Ersen. Kalbimdeki acı bitmeyecek mi? Ağlayan şu yüzüm, ah, gülmeyecek mi? Yağan dert yağmurum dinmeyecek mi? Ah, ağlarım gülemem, neden gülemem? Ağlarım gülemem, sevgim gülemem. Lay la la lay, ay lay la la lay, lay la la lay, lay la la lay. Merhaba aziz dinleyicilerim. Efendim biliyorsunuz
biliyorsunuz sahnelerime ilk tavus kuşu modasını getiren bizim Zeki Müren'imizdir. Bu Metin kardeşini kırma adı gayet Metin olarak yanıma geldi. Ve sahnelerimizde 29 senedir izliyoruz bu sanatçıyı. Tombul! Bir ses var ki aklınız hayaliniz durun Allah canımız. Ve işte geliyor ve size söyleyecekleri var. Aziz, muhterem, saygıdeğer, sanatsever, aziz dinleyicilerim. Sizler benim gönlümde teker teker, birer birer gülistanlara bedelsiniz efendim. Helal olsun sizlere, helal olsun sizlere, helal olsun sizlere. 29 senedir sizlerin huzurundayım. Helal olsun zekicinize değil mi efendim? Ooo paşam, bakıyorum gıdığınızı aldırmışsınız. Ben gıdığımı aldırdım, sen de inşallah bıdığını aldırırsın yavrum. Bu tüyler ne paşam, bu tüyler, bu tüylerle hetero kabilesi reislerine dönmüşsünüz. Sen anlamazsın yavrum, bu en son model Paris. Adı da tüylü tekerlek. Hocam, paşam, siz tekerleğe mekerleğe bir tarafa bırakın, artık yürüyecek haliniz kalmamış. Maşallah. Değmişsiniz, ot gibi olmuşsunuz, monda gibi. Oturun, rahatınıza bakın artık. Yalnız bir şey daha söyleyeyim, bu tüylerle sakın dışarı falan çıkmayın. Allah canım alsın, o orozlar sizi çok nazik yerlerinizden kakalayabilirler. Oğlum, sen hiç kendine baktın mı aynada? Aynı Indira Gandhi gibisin. Şu saçlara bak, saçlara. Saçlar aynı Gökmen'in saçı. Hele o burun aynı Alpaslan'ın burnu. Hele o çene yok mu o çene? Aynı Bahtiyar'ın çenesi. Yavrum sen bana söyleyeceğine git önce aynada kendine bak. Hakikaten ya ne kadar çarpık bir çocuğum değil mi? Bundan sonra dünyaya gelirsem ne olayım? Bundan sonra dünyaya gelirsen sana ambulans olmanı tavsiye ederim yavrum. Seni her gün hastanenin önüne çekerler, arka kapını açarlar, o koskocaman sedyeyi sokarlar, bir de araba hareket ettin mi zevkten bağırmaya başlarsın. Aaaaaa!